Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, Milletvekillerim, Sayın Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçim, Kaymakamlarım, sevgili Kayalar Köyü vatandaşlarım. Kuzey Kıbrıs'ın Labdan'ın en güzel noktalarından Kayalar'a hepiniz hoş geldiniz. Sıkıntılı geçen 6 ay sonrasında biliyorsunuz pandemiden dolayı güzel bir gün için buradayız. Bu 6 ay içerisinde devletimizin durmadan yatırımlarına devam ettiğine birebir biz şahit olduk. Kendilerine başta Tarım ve Orman Bakanım Dursun Oğuz'a ve ekip arkadaşlarına, hükümetimize ve başbakanımıza, bölgenin belediye başkanı olarak tekrardan çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Yıllardır burada balıkçılıkla uğraşmak için canını dişine takan İsmet kısa bir konuşma yaptı. İsmet'i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tanımayan neredeyse yok. Bu mücadelesinden dolayı 2018 seçimlerinden sonra birlikte hareket ederek ve hükümetimizin göreve geldikten sonra onların da katkılarıyla bölgeye böyle bir balıkçı barınağının kazandırılması, böyle bir halk plajının kazandırılması, ki halk plajında biliyorsunuz daha eksiklerimiz var. Bizler de belediye olarak üzerimizde düşenleri yapacağız. Tabii ki kimle yapacağız? Yine hükümetimizle, devletimizle birlikte yapacağız. O günleri de Allah bize nasip etsin, hep birlikte görelim. Fazla da sizi sıcakta tutmak istemiyorum. Yeniden katkı koyan herkese teşekkür ederim. Sağ olun. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ihtiyacıydı. Çünkü biliyorsunuz yaptığımız bu yatırım aslında devletin halkının yanında olmasının bir göstergesi. Hani bazen insanlar derler ya, nerede bu devlet diye. İşte devlet bugün geldi. Bu devlet belki biraz geç geldi ama demek ki istendiği zaman bazı şeyler yapılabiliyor. Onu da gördük. Onu da yaşadık. Ben de 2013 yılında ilk milletvekili olduğumda bölge yaptığımız ziyarette böyle bir şikayet dile getirildi. Allah kısmet etti, bakan olduk. Bize denk geldi. Arkadaşlarıma buradan emeği geçen hem bakanlıktaki arkadaşlarıma, dairedekilere hem de sivil olarak da, çünkü birçok yerden de destek aldık. İmece usulü yaptık. Ama eldeki imkanları kullanarak yaptık. Ama demek ki bir şeyler yapılabiliyormuş. Biz onu ortaya çıkardık. Ama şu var, emeğin de, emekçinin de, üretimin de yanında olmak için biz gece gündüz çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Çünkü biliyoruz ki bu ülkeye koyduğumuz her bir taş, bu ülkenin emeği için, bu ülkenin insanı için bir değerdir. Bir katma değerdir, bir kazanımdır. Denizlerin ne kadar önemli olduğunu, ekonomik anlamda ne kadar değer kattığını biliyoruz. Maalesef denizlerdeki ekonomik anlamda yararlanmada bir fakir bir ülkeyiz. Bunu çalışma olarak biz de çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Balıkçı dernekleriyle, birlikleriyle, kooperatiflerle. Ama şu bir gerçek ki, denizlerde ne kadar yatırım yaparsanız yapın, bunu bireysel anlamda, sandalınız olsun, tekneniz olsun, merağınız olsun, ama bir limanınız yoksa, bir barınağınız yoksa hiçbir şeye yaramıyor. O yüzden bu barınak bu bölgedeki bütün balıkçılar için bir barınak. Belki park yeri olmayacaktır ama burada denizde zorda düşenler için veya ihtiyacı olanlar için kullanılacak bir barınaktır. Ülke için bir kazanımdır, bölge için bir kazanımdır. Ben tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeği geçenleri de, katkı koyanlara tek tek sayarsam bayağı olacak. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Bireysel mücadelesini benden önceki konuşmacılar anlattı. Hem belediye başkanı hem sayın bakanımız. Benim söyleyeceklerimi de esasında sayın bakan başka kelimelerle ifade etti. Ben sadece özetlemek istiyorum. Kayalar Balıkçı Barınağı'nın benim için ifade ettiği ya da bizim için ifade ettiği nedir diye. Hemen arkamdaki resme bakınca görüyorsunuz tadilat öncesi ve sonrasıyla ilgili. Tadilat öncesi fotoğrafa baktığınızda işte kabullenilmiş, hiçbir şey olmayacak, çok kötü bir doğal koy ya da barınak gözüküyor. Ama üstüne gidince, isteyince onu değiştirebileceğini ispat etmiş bir yeni barınak hemen yanında ve bugün açılışını yapacağımız barınak. Özetle bazı sorunlar olabilir, bazı güçlükler olabilir. Onların isteyerek üstüne gidip
bunları çözüme kavuşturmak gerekir. O zaman Sayın Bakan'ın da dediği gibi kaynak da sorun olmuyor. İmece usulü de olsa bazı şeyler bulunuyor ve sonunda bir eser ortaya çıkıyor. Kabullenilmiş bir kadersizlik olarak görülebilecek durum ortadan el birliğiyle kalkıyor. Bunu sağladığı için başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti'ne çok teşekkür ediyorum. Kayalar Köyü'ne ve Başkan İsmet Çakır ve başta olmak üzere bütün balıkçılara böylesine güzel bir barınak sağladıkları için hepsine teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hanımlar, milletvekilleri, değerli bölge halkı, hanımefendiler, beyefendiler. Bu güzel sabahta burada sizlere buluşmaktan duyduğum büyük memnuniyeti ifade ediyorum. Hükümetimiz ilk iş başına geldiğinde Sayın Dursun Oğuz'un bölge halkından gelip talep üzerine önerdiği bir projeydi. O zaman iyi ki o kararı almıştık. İşte bugün burada açılışı için bu güzel eserin ortaya çıkması dolayısıyla onun töreni için burada bulunmuş oluyoruz. Dolayısıyla hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın İsmet Çakır arkadaşları ve tüm balıkçılara güzel güzel icraatlar, faaliyetler ve dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmine, ekonomisine büyük bir katkının müjdesi olarak ben bunu görüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sıkıntı olabilir, günlük meseleler olabilir, siyasi gerginlikler olabilir ama her gün taş üstüne taş konmakta ve imkanlarımız ölçüsünde tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle ülkenin çeşitli kaynakları, çeşitli bölgelerdeki gelişmelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha da büyük bir vizyon için çalışmalarını sürdürmektedir. Altını çizerek vurgulamak istiyorum. Bugün bir pandemi sürecini iyi yönetebilen, aldığı kararlarla ve dik duruşuyla bütün bilim dünyasının tavsiyelerini de en dikkatli bir şekilde aldıktan sonra uygulamaları ama bir de işin gerçeği ekonomisi. Hem sağlık hem ekonomi. Çünkü sadece sağlıkla da bu işlerin olamayacağına göre dolayısıyla dünyanın da normalleşme ve açılma sürecinin takip edildiği bir noktada biz de aynı şekilde bu süreci takip ediyoruz. Dolayısıyla şimdiden bayramımızı kutlamak istiyorum. Bir bayram arifesine giriyoruz. Bayramda Türkiye'den gelecek olanlar olacak. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek olanlar olacak. Bir karantina meselesi var bildiğiniz gibi. Bugün hala daha İngiltere'ye 7 gün karantina uygulamaktadır. Bu da ele alınması gerekmektedir. Çünkü Rum tarafı yakın bir gelecekte, önümüzdeki haftaların içerisinde İngiltere'ye karantinayı kaldırıyor. Dolayısıyla neden bunları konuşuyorum? Çünkü gündemdir. Ve bugün sabah neden buradayız? Güzel bir yatırım, güzel bir eser ve ekonomimizin gelişmesi için, insanların iş bulabilmesi için, istihdamın artırılması için hep birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz ve ortak kaygımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanının mutlu olabilmesidir, refah bulabilmesidir. Dolayısıyla kısır döngüleri bir kenara bırakıp potansiyelimize ve geniş vizyona bakmak lazım. Her geçen gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da güçlendiğini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Dolayısıyla ortak temennimiz, ortak dileğimiz güçlü olarak bu coğrafyada Doğu Akdeniz'in bu güzel köşesinde Türkiye'nin de desteğiyle daha da güçlenebilmek, daha da geleceğe umutla bakabilmektir. Dolayısıyla bereketçilerin bu denizlerden bu güzel topraklara çıkışları ve yaptıkları fedakarlıklardan sonra şimdi ekonomik anlamda yaptığımız çalışmaların taşlandırabilmesi için her sektörde olduğu gibi bu sektörde de yeni yeni bir takım yatırımların olduğunu görüyoruz. Ve dolayısıyla bugün bu açılışta balıkçılarımıza ve bu denizlerde uğraşan herkese bir kez daha teşekkür ederim, ifade ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ve bu güzel eserin hayırlara vesile olmasını temenni eder. Hepinize saygılar sunuyorum. Buyurun efendim. Hadi hayırlı olsun. İsmet bunu herhalde daha önceden planladıydı.
Daha kesip bir gelin makası da yedi. Tamamdır. Tamam, teşekkür ederim. Çok iyi olsun. Hayırlısı olsun. İsmet abi.